Merhabalar bugün yine bunu biliyor musunuz programında çocuğunuz ve kendiniz için harika bilgiler var sorulara bakalım. Merhaba hocam ben Sıla bazı arkadaşlar ayna karşısında sesli çalışıyorlar sizce bunların bir faydası var mıdır? Aslında orada ikiye ayırmanız lazım bu normalde sesli, sesli çalışmak faydalıdır ben burada şimdi yanlış anlaşılmaktan çekinirim bunu anlatırken neden? sesli çalışmak kesinlikle faydalıdır. Peki ayna karşısındaki faydası düşüktür. Neden? Hareketlerinize, kendinize, yansımanıza dikkatiniz bölünür. Onun için sevgili öğrenciler bir konuşma yapacaksanız bir metne ayna karşısında konuşmak elbette ki faydalıdır. Ama bu sınavlar için geçerli değildir. Öğrenme için de hiç geçerli değildir. Sesli tekrarlarınızı odada gezinerek yapınız. Hepimizin farklı bir öğrenme stili varmış ve buna göre ders çalışmamız gerekiyormuş. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Herkesin baskın öğrenme stili vardır. Ama bir öğrenme stili yoktur. Yine bu çok bizim karşımıza çıkan sorulardan bir tanesidir. Onun da peşi nasıl gidiyorsunuz sevgili öğrenciler? Ya benim öğrenme stilim işte yazarak çalışmadır. O zaman sesli çalışmayayım. Özet çıkartarak çalışmaya. Bakın sevgili öğrenciler unutmayın bunu. Ne kadar çok öğrenme stili kullanırsanız, öğrenme yol ve yöntemi kullanırsanız bilgileri hatırlama becerilerinizin o kadar artacağını da hiçbir zaman için unutmayınız. Merhaba hocam ben Eda. Okula gelip bize bir yığın başarı hikayesi anlatıyor. Sizce bu ne işe yarıyor? Aslında rol model gösterilmesinde bir sakınca özünde yoktur. Hep Bu programdan bilirsiniz söylediklerimizi sevgili öğrenciler. Sadecelerden uzak durun. Yani sadece rol modelleri dinlemek size bir motivasyon verebilir. Ama ona neyi ekleyeceksiniz? Düzgün çalışma, etkili öğrenme teknikleri, işte öğretmenlerinizin tavsiyelerinde eklediğiniz zaman, e tabii ki rol modellerinde size büyük bir katkısının olacağını düşünebilirsiniz. Merhaba hocam, ben Sıla. Aynı anda birden fazla derse çalışmayı seviyorum. Bu sizce doğru mu? Tabii ki. Tabii ki. Çok keyifli olabilir sizin için sevgili öğrenciler. Sıkıldıkça başka bir derse geçiyorsunuz. Ama unutmayın bunu müdahaleci aktivitenin yanında bir de bir de müdahaleci konu çalışma teknikleri var. Sen onu yapıyorsun. Bunu yapmamanız lazım. Çünkü niye? Bakın bir tane ilkeyi matematikten, bir tane ilkeyi fizikten, başka bir ilkeyi Türkçe'den öğrendiğinizde ne oluyor bu? E, ortaya karışık bir ders çalışma yöntemi oluyor. vererek kendinize bir çalışma stratejisi benimseyin. Merhaba hocam, ben Emrecan. Birçok arkadaşım serviste soru çözüyor. Sizce doğru mudur? Şimdi bunun yani okul servisinde dahi soru çözenmenin bir psikolojik refleksi vardır. Nedir o? Korkuyorsunuz sevgili öğrenciler. Çalışmadığınız zaman aslında başarısızlık psikolojisi sizi gelip rahatsız etmeye başlıyor. Ne yapıyorsunuz o zaman? Çalışıp bilgilerle temas ettiğiniz süre içerisinde kendinizi rahatlar pozisyonda buluyorsunuz. E şimdi düşünün okuldan çıktınız ve serviste sürekli soru çözüyorsunuz. Peki sorular ya da sınavlar serviste mi gelecek önünüze? Yok. Yani siz sınavı serviste mi yapacaksınız? Hayır. O zaman sevgili öğrenciler oradaki gürültü, İnsanların kendi arasında konuşması, sıkışık ortamlar, diz üstünde çözdüğünüz soru bir alışkanlığa yol açacak ve gerçek sınav ortamına gittiğinizde bunu yadırgayacaksınız. Lütfen ben serviste pencereden bakınız ve günün tavsiyesi. Sevgili öğrenciler, çok sıklıkla işlem hatası ve okuma hatası yapıyorsanız işlem hatası ve okuma hatası yapmama amaçlı Sadece işlem hatası yapmama amaçlı, sadece okuma hatası yapmama amaçlı soru çözünüz. O zaman beyniniz bunu üste alacak ve göreceksiniz. Bir süre sonra bu problemi çözeceksiniz. Ve hafta içi her gün tam bu saat kumandanızın TRT haberinde olmayı unutmayınız. Görüşmek umuduyla.